Gözlerini deryalara salarken sevdim seni Anadolu çocuğu. Hak yolunda gonca gibi solarken sevdim seni Anadolu çocuğu. Mazlumun elinde sarı çiçeksin, zalime saplanan çatal yüreksin. Şüheda burcunda ne mübareksin, sevdim seni Anadolu çocuğu. Hira'da çizilmiş gönül mihverin, Yesevi nakışlı sevgi cevherin. Hala dalgalanır gönül zaferin, sevdim seni Anadolu çocuğu. Dikenlere inat güle durmuşsun, bela mevsiminde bala durmuşsun. Hasta çağa gül mührünü vurmuşsun, sevdim seni Anadolu çocuğu. Kalbin öyle sıcak bir vatan gibi, muhabbet boy atmış gülistan gibi. Sarmaladım yüreğime can gibi, sevdim seni Anadolu çocuğu. Efendim, şair Bestami Yazgan hocamızın ömürleri müzdat olsun inşallah. Bugün inşallah 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Değerli çocuklarımızın, kıymetlilerimizin bayramları inşallah hayırlara vesile olsun, kutlu olsun efendim. Bugün değişik bir ortamdayız. Çamlıca Koleji'nin bahçesindeyiz. Şanlıurfa'dan sizlere sesleniyoruz. Hanelerinize misafir oluyoruz inşallah. Değerli konuklarımla birlikte çocuk yetiştirmenin ehemmiyetini, önemini konuşacağız. Hanelerinizde misafir olacağız inşallah. Evet efendim, konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Şevket Ökten Hocam, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Teşekkür ederim, hamdolsun, sağ olun. Rabbim afiyet versin kıymetli hocam. Amin, amin cümlemize. Bugün böyle güzel bir ortamda, evet. Çamlıca adını da andırdığı şekilde efendim çamların içerisinde. Doğrudur. İnşallah sizleri konuk edeceğiz. Çocuk yetiştirmenin de bu vesileyle hem size televizyon olarak hem de bizi bu güzel nezih ortamda ağırlayan Çamlıca Koleji'nin bütün yetkililerine, personeline teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ekranları başlarında bizi izleyen seyircilerimize de hayırlı iftarlar dileyerek, saygılar dileyerek başlamak istiyoruz. Allah razı olsun efendim. İnşallah. Efendim, diğer bir konuğumuz Mehmet Ercan Beyefendi, Çamlıca Koleji Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim, öncelikle bizlere bu hazireyi, güzel bahçeyi açtığınız için teşekkür ediyoruz Edesa TV ekibi olarak. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sizler okulumuza, ekranın başındaki izleyicilerimiz programımıza hoş geldiler. Eyvallah. Birçok güzelliği birlikte yaşadığımız bir zaman diliminde programımız oldu. Hem Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Hem bugün gerçekten çocuklarımız için güzel bir gün, önemli bir gün. Böylesi bir günde sizleri ağırlamaktan biz de şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum şu andan ekranın başındaki bütün izleyicilerimize. Eyvallah efendim. Ramazan nasıl gidiyor efendim? Hamdolsun. Güzel gidiyor. Bereketiyle gidiyor. Böyle Ramazan'ın kendine has zaten bir iklimi var. İnsan biraz daha dinginleşiyor. Biraz daha huzur buluyor. Eyvallah. Biz de böyle bütün toplum olarak inşallah bunu böyle iyiliklerimize kadar yaşarız. Rahmetinden, bereketinden feyizleniriz diye dua ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, bugün Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yapmak için Hafız Mehmet Kaplan hocam aramızdalar. Derviş Hoca Camii müezzini kayyımı. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Kıymetli hocam, mikrofona konuşursak izleyicilerimiz de sizin durumunuzdan hemhal olur inşallah. İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Hocam, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah hayırlı programlar nasip eylesin. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, sözün en güzeliyle programımıza başlayalım i̇nşallah. Efendim. Buyurunuz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Allamahul bayana الشمس والقمر بحسبان
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَدَعَاهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Derviş Hoca Camii Müezzini Kayyımı Hafız Mehmet Kaplan hocamıza tilavetlerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Gönlüne, nefesine sağlık. Allah razı olsun efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün inşallah çocuk yetiştirmenin ehemmiyetini yani önemini konuşacağız değerli konuklarımızla birlikte. Zaman zaman muhabbet ortamında zaten muhabbet eşliğinde devam edeceğiz. Efendimizin hayatından konuşacağız. Kendileri İnşallah bizlere çocuğun yetişmesindeki ehemmiyeti, önemi anlatacak Mehmet Hocam da, Şevket Hocam da inşallah. Efendim, kıymetli hocam, müsaade ederseniz sizle başlamak isteriz efendim. Çocuğun sağlıklı olarak yetişmesi, olumlu kişilik yapısını geliştirmede efendim, anne baba olarak rol nedir kıymetli hocam? Evet, teşekkür ediyorum ben de. Eyvallah. Yani böyle bugün çocuklar için önemli bir günde. Evet. Ve çocukların yetişmesi için kendisini vakfetmiş güzel bir kurumda, Çamlıca Koleji'ndeyiz. Evet. Vakit böyle orucunda, gününde gruba doğru gittiği bir,
zamandayız. Gerçekten çok güzel bir vakit. Ben yani böyle bir ortamda çocuk yetiştirmek aslında bütün zamanlar için, bütün bireyler için, bütün kurumlar için, bütün ideolojiler için çok önemli bir konu olmuştur tarih boyunca. Her kurum, her birey, her aile kendine uygun, kendi ideallerine uygun çocuklar yetiştirmek istemiştir. Yani çünkü nedir? Nihayetinde bu şunun için önemlidir. Devletler olsun, kurumlar olsun, aileler olsun, geleceklerinin devamı olarak çocukları gördükleri için geleceklerin teminatlarını da genelde çocuklarda görürler. Ve dolayısıyla kendi ideolojilerine, kendi duruşlarına, kendi efendim fikirlerine uygun çocuk yetiştirmeye çalışırlar. Tabii çocuğun yetişmesi bu anlamda çok önemli. Çocuğu yetiştirmede etkili olan uğraklar var. Biz bunlara sosyalizasyon araçları diyoruz. Yani bir çocuk doğduğu bir yerde, yetiştiği ailede, geldiği okulda bu duraklara, uğradığı bu duraklarda yetişmesini etkileyen faktörlerle beslenir. Dolayısıyla çocuğun şahsiyetinin de şekillenmesinde çok etkili olduğunu eğitimcilere söylediği okul öncesi dönemde geçtiği aile bu anlamda çok önemlidir. Evet. Yani ailenin kişiliğinin şekillenmesinde, çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde aile en temel ve birincil kurumdur. Yani gerçi bugün belki sohbetin ilerleyen zamanlarında modern toplumlarda özellikle giderek aile bu işlevini değişik bazı kurumlara devretmiş bulunmakta, devrediyor. Fakat genel olarak, ilke olarak aile çocuğun yetiştiği, çocuğa ilk terbiyesinin verildiği, ilk yer olduğu için de ve bu dönemde çocuğun kalan ömrü için çok önemli olduğu için çocuğun yetiştirilmesinde en önemli kurum ailedir diyebiliriz. E tabi aile deyince de ailede etkili diğer bireyler olsa da ama esas aile deyince çocuğun yetişmesine kastedilen anne ve babadır. Evet. Kuşkusuz çocuğun birlikte yetiştiği kardeşler de varsa işte diğer akrabalar bizim eski geleneksel aile üyeleri de olduğu gibi bunlar hepsi çocuğun yetişmesine son derece etkili. Tabii biz bunlara ebeveyn diyoruz. Evet. Yani ebeveyn diyoruz. Yani ilke olarak sevgili hocam, her ebeveyn de kendi çağına uygun, yetiştiği efendim birikimine paralel bir idealindeki çocuk yetiştirmeye gayret eder. Ha şunu da söylemek lazım belki başında. Yani bugün bütün kurumlar, bütün bireyler, bütün aileler hem de özellikle modern dönemlerde çok daha katlanarak, yani hocalarım benden belki söz sırası ona geldiğince söyleyecek, hakikaten yani hem zaman olarak hem maddi imkanlar olarak çok ciddi yatırımlar yapıyor çocukların geleceğine. Bütün böyle bu enerjisini çocuğa sarf ederek hayalindeki, bakın onu diyorum, hayalindeki çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. Aslında burada yani çocuğun beklentilerinden ziyade daha çok yetiştirilen zaman ve mekana uygun olarak aileler, çevre kendi beklentilerine uygun çocuklar yetiştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu fark eder. Fakat bu son dönemlerde yavaş yavaş iyi ve sağlıklı, sizin sorunuzda olduğu için söylüyorum, sağlıklı çocuk yetiştirmede aslında aslulanın ailenin beklentilerinden ziyade çocuğun beklentilerini dikkate alan, merkeze alan ama gerçekçi ayakları yere basan dilekleri de kapsayan belki bir ne diyelim davranış, yetiştirme tarzı üzerinde duruluyor. Yani tabii bu tek başına olan bir şey değil sevgili hocam. Evet. Yani öyle her anne, o yüzden söylemek istediğim buydu. Yani her aile hayalindeki çocuğu yetiştirmek istemesine rağmen her zaman hayalindeki çocuk çıktı olarak çıkmıyor. Evet. Çünkü bu üzerinde konuştuğumuz
özne olan yani söze konu olan insandan bahsettiğimiz için böyledir. Yoksa öteki türlü doğada, doğa bilimlerinde konusu insan olmayan diğer nesnelerde ne yaparsınız mesela diyelim bir tornaya koyarsınız malzemeyi istediğiniz renkte, istediğiniz turç koyarsınız, turç çıkar. Evet. Efendim kırmızı balon için kırmızı renkte koyarsınız, balon kırmızı olur. Sarı koyarsınız, sarı olur. Ama siz diyelim ki hayalinizdeki çocuğu yetiştirmek için bu tarafa ne koyarsanız koyun, çoğu zaman istediğiniz gibi bir çıktı elde edemeye de biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu açıdan insan yetiştirmek, çocuk yetiştirmek bir, çok ciddi bir konudur. Ve böyle bu alanda yani istenildiği zaman binlerce yüzyıllardan beri dediğim gibi insanlığın belki ilk başlangıcından bugüne nasıl evlat yetiştirilmelidir sorusu gündeme gelmiştir. Ve inanın şunu söyleyebiliriz Mehmet Hocam yani çünkü yani ne olacak bu gençliğin, bu çocukların hali sorusunu Sokrat da sormuştur. Sümer yazıtlarında da vardır. Yani her zaman beklentilerimize uygun olmayan, çünkü bu genelde çocuklarda böyledir. Yani çocuğunuz ne olursa olsun beklentilerinizi %100 karşılamamıştır. Yani bu böyle bir dediğim gibi sarkaç gibidir. Bazen işte çocuğun sağlıklı çocuğun yetiştirilmesinde aslında o kıvamın tutturulması önemlidir. Ve sağlıklı yetiştirme dediğimiz şey de o kıvamdadır. Yani nedir bu? İşte çocuğun yetiştirilmesinde çocuğun kabiliyetinin, yetiştiği çevrenin, aile, anne babanın isteklerinin ve çocukların kabiliyetlerinin hepsinin dikkate alan ve en önemlisi de bu şartların daha doğrusu gerçekçi şartlardan hareket eden bir yetiştirme tarzının olması gerekiyor. Ancak bunlara dikkate aldığınız zaman sağlıklı bir yetiştirmeden bahsedilebilir. Eyvallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam bilgilerinizden ötürü. Değerli hocam, biraz ben de alanımız olan peygamberimiz dönemindeki peygamberimizin ve gençliğin arasındaki iletişimi çocuk yaşta 10 yaşında Hazreti Ali Efendimiz malumunuz Efendimiz'e inanması, mümin olarak yanında bulunması ve yardıma koşması. Zeyd bin Harise yine 15 yaşında. Abdullah bin Mesud ve Zübeyir bin Avvam 16 yaşında. Efendim İslam'ın ilk tebliğ evi Darül Erkam, Erkam'ın evet. evi 17 yaşındaymış hocam. Kapısını açtığını evet. Efendimiz'e. Yani bilinç altında nasıl bir artık Efendimiz'e hürmet, saygı var. Kalbine nasıl iman mührü, imanı aşıladıysa o gençler. Ve hepsi diyor kaynaklarda Peygamberimizin yanında bulunanların %95'i 90'ı idealist gençlerdi. Hı. Efendim. Günümüzün çocukları onlar kadar olmasa da onların yolunda olabilir. Yani biraz Hı. ebeveynler üzerine düşeni yaparsa, eğitimcilerimiz üzerine düşeni yaparsa inşallah verimli olacağını düşünüyoruz. Efendim kıymetli hocam bahsetti ki hayalinizdeki çocuk diye bir terim kullandı kıymetli evet. hocam. Bu açıkçası benim aklımda soru işareti kaldı. Şimdi bizim hayalimizdeki çocuğu mu yetiştirmemiz gerekiyor yoksa çocuğumuzun hayalindeki gelecekteki kişiyi mi yetiştirmek gerekiyor? Evet. Size ben sormak isterim efendim. Teşekkür ederim. Yani Peygamber Efendimiz'den bahsettiniz. Aslında birçok yönüyle gündeminiz olan konu neyse Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığınızda bununla ilgili çok güzel örneklikler görebiliyorsunuz. Mesela küçük çocuk yetiştirdiği kuşu vefat ediyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Evet. Ona taziyesine gideceğim. Ona moral vermeye gideceğim. Bu kadar ince bir ruha, bir hassasiyete sahip. Gerçekten çocuklarımıza karşı yaklaşımımızda önemli bir mihenk taşlarından birisi. Şevket Hocam sağ olsun böyle eğitimin, çocuktan beklentinin tarihsel sürecinden de bahsetti. Evet. Her zaman için bu ebeveynlerin en önemli konusu olmuştur. İster savaş döneminde olsun, barış dönemlerinde olsun, kıtlık dönemlerinde olsun, varlık dönemlerinde olsun, insanların en büyük kaygıları kendilerinden çok
sürekli çocukları olmuştur. Evet. Onlara nasıl daha iyi bir gelecek sunabiliriz ya da onları nasıl daha iyi bir geleceğe hazırlayabiliriz kaygısını sürekli taşımışlardır. Fakat burada sizin sorunuzda belirttiğiniz gibi bazen bizim gelecek kaygımızla ya da bizim gelecekten beklentimizle çocuğun gelecekten beklentisi birbiriyle örtüşmeyebiliyor. Ya da biz bazen hayat karşısındaki yenilgilerimizin, hayal kırıklıklarımızın, ulaşamadığımız hedeflerimizin çocuğumuza böyle bir sorumluluk olarak yükleyerek onu taşıyamayacağı bir yükün altına sokabiliyoruz. Bu hem çocukta o taşıyamayacağı yükün ağırlığından dolayı bir motivasyonsuzluğa, bir böyle kaygıya sebep oluyor. Hem biz aşırı bir beklentimizi karşılayamamanın üzüntüsünü yaşayabiliyoruz. Evet. Bu anlamıyla yine Sayın Şevket Bey'in bahsettiği gibi çocuğumuzun kabiliyeti, taşıyabileceği yükü, içerisinde bulunduğu ortamı, bizim ona sunabildiklerimizi hepsini birlikte değerlendirerek bir gelecek tasavvuru çocuğumuzla ilgili oluşturmalıyız. Bütün bunlara rağmen yine beklediğimiz durumla, tabloyla karşılaşamayabiliyoruz. Çünkü bizim dışımızda çocuk birçok etkenin ürünüdür. Şu an günümüzde işte hani nasıl bir gelecek, nasıl bir gençlik sorusu tarihin her döneminde sorulmuştur. Bununla ilgili kaygılar herhalde ben tahmin ediyorum Şevket Hocam, tarihin hiçbir döneminde bu kadar artmamıştır. Evet. Çünkü çocuklar, gençler tarihin hiçbir döneminde şu an olduğu kadar dış etkene maruz kalmamışlardır. Evet. Bir kasabada yaşayan, 1000 nüfusluk bir köy, şehirde yaşayan, bir köyde yaşayan ya da bir çocuğun etkilenebileceği kişiler, çevreler çok sınırlıydı. Bugün çocuğumuz yatak içerisinde bulunduğu odada, çalışma odasında dünyanın öbür ucundaki, farklı kültürdeki, farklı düşüncedeki, farklı dindeki bütün gençlerle etkileşim halinde. Evet. Bugün New York'ta bir genç ne giyiyorsa, aynen, nasıl yaşıyorsa Şanlıurfa'daki bir genç de aynı şekilde buna sahip olabiliyor. Aynı şekilde bunu yaşamak isteyebiliyor. Dolayısıyla da böyle çokça konuşulan, çokça böyle bununla ilgili araştırmalar yapılan kuşak çatışmaları bu yıl bu süreçte çok daha fazla yaşanabiliyor. 100 yıl önce, 150 yıl önce benim dedemin yaşadığı dünya ile ondan 500 yıl önce yaşanan dünya aşağı yukarı birbirinin aynısıydı. Ama şu an çok farklı bir atmosferde yaşıyoruz. Ve biz ebeveynler olarak bu atmosferin çok uzağındayız maalesef. Çocuklarımızın aynı evi paylaştığımız, aynı sofrada oturduğumuz çocuklarımızın gündeminden haberdar değiliz. Ne ile uğraşırlar, ne yaparlar, kaygıları nelerdir, hangi müzikle hoşlanırlar, gelecekle ilgili beklentileri nelerdir? Evet. Gerçekten bunlardan biz maalesef çok uzakta bir şekilde çocuğumuzla ilgili beklentilerimizi şekillendirmekteyiz. Yani şey de hocam, yani karşılık sohbet halinde gitsin diye yabancı, kendi evimizde olduğumuz için. Şimdi bu bahsettiğiniz yani kuşak çatışması veya hiçbir dönem, aslında her dönemde benzer sorunlar vardır. Demin bahsettiğiniz gibi Sümerler. Ben mesela çocuk vesaire şeyine baktığımızda değil de Sokrat da aynı şeyde, hani ne oluyor bu çocuklar, anne babasını dinlemiyor. Fakat sizin de buyurduğunuz gibi yani bu sorunların yaşandığını veya bu bizim yaşadığımız dünyadaki başka dünyaların da var olduğunu farkına vardık. Evet. Peki hocam, farkına vardık. Sözünüzü böleceğim. Efendim, sorun yaşanan çocuklar o dönemde de bu dönemde de tespit edilip de günümüzdeki aile yaşam ilk yaşama başlangıcından sorun sürecine kadar aile bireylerinin davranış şekilleri aynı mı acaba? Bu bir benzerlik içerebilir mi? Sorun yaşayan çocuklarda aynı problemler ailelerinde. Yok ya, bu da mutlaka aynı değildir. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir de geçmişi anlatırken yine genelde yani istediğimiz bir kurgu, geçmiş kurgu olduğu için. Evet. Şimdi mesela diyelim ki gene bu dil, yani bu şu anda ve bundan sonra söylediklerim tümü de benim için de geçerli. Ben de çocuğunu yetiştirmede üç çocuk babasıyım.
ve eğitimli, sosyoekonomik orta sınıf bir zümreden geliyorum. Ve çocuk yetiştirmenin bütün ızdıraplarını ben de yaşadım. Şimdi Mehmet Hoca'ya soruyorum, onu da aynısını yaşamış. O da herkese, yani herkes kendince, yani aynı değil ama kendince çocuklarını yetiştirmede çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bu böyle bir şeydir. Yani peygamberler de yaşamış, normal insan da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Ama geriye dönüp baktığımız zaman yaptığımız hatalardan biri de bu belki de. Yani böyle başkasıyla, yani hem kişi olarak, hem kuşak olarak ve hem de dönem olarak karşılaştırma yaptığımız zaman, yani tabii onu bir prototip olarak aldığımız için geçmişi veya diğerlerini, olumlu yönleriyle ideal tip olarak kalıyor. Ya peygamber döneminde böyleydi. İşte efendim Fatih bunu yaparken şöyleydi gibisinden. Aslında bu hadde zatında bu da, yani çok böyle tasvip edilen çocuk yetiştirme literatürü tasvip edilen bir yol değil. Çünkü ne ben peygamber döneminde yaşıyorum ve evet. Ben ne benim çocuğum Hazreti Ali. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Beni, ya dediğim gibi bu çağda herkesin, bakın aynı çağda bile bir Ebu Bekir hocam olarak sizin, bir benim, bir Mehmet hocamın aynı dönemde, aynı kuşaklarız ama dünyalarımız çok farklı. Çok farklı. Demin söylediğim gibi, yani bize etki eden faktörler benzer olsa bile çıktı olarak bu bizde çok farklı. Öyle olsaydı ailedeki bütün çocukların, bir ailedeki bütün çocukların benzer olması gerekirdi. Evet. Bakıyorsun aynı eğitim, anne baba terbiyesinden geçen çocuklar çok farklı olabiliyor. Aynı eğitim kurumundan hocam, aynı sınıfta aynı eğitim veriliyor. Bakın aynı eğitim veriliyor. Siz bütün demirleri ısıtın, bütün demirler işte aynı ısınma derecesine geldi mi şey yapar. Bütün sular 100 derecede kaynar. Ama bütün çocukların kaynama dereceleri aynı değil. Evet. Anlatılıyor. Yani bunların farkına varmak lazım. Yani bu hocamın laflarında geçti, çocuğun bazen omuzundaki yükü de ağırlaştırıyor. Evet. Yani yani mesela yani mutlaka güzel, elbette ki biz onları örnek alacağız ama düşünsenize çocuğunuzu Hazreti Ali ile kıyaslıyorsunuz. Çocuğun omuzundaki yüke bakın. Yani. Ya ben bile ürkerim yani o çizilen portreler. Dolayısıyla tekrar birinci şeyde söylediğim gibi birinci konuşmamda çocuğu belki, yani bunların ne kadar doğru olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü bilim böyle bir şeydir. Yani bugün hatta şu anda hali hazırda bile diyelim ki tutum geliştirme noktasında bazı eğitimciler aslında şöyle bir tutumun daha iyi olduğunu, bazıları hayır efendim öyle değil, anne babanın şöyle davranması gerekir diyenler de var. Evet. Çok boyutlu var. Hatta bu bende oldu mesela, biz böyle kitabi çocuk yetiştirmeye çalışanlarda kavram kargaşası oluyor. Yani çünkü işte efendim yetkici bir tutum veya orada bir ekolden bir kitap okuyorsunuz. Ondan etkiliyorsunuz. Daha yetkici davranıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz ki ya efendim yok böyle olmaz. Çocuklarınız arkadaş gibi olur. Sonra öğreniyorsunuz ki hayır efendim çocukla arkadaş olunmaz. Çocuğa baba gerekiyor. Sen baba ol. Yani böyle de oluyor. Evet. Mehmet hocamın dediği gibi tamam, siz çocuğunuza belki kırmızı renkte bir yol çiziyorsunuz. Okula gidince pekala yeşil bir yol çizilebiliyor. Yani Mehmet hocamın devraldığım sözünü biraz uzattım. Yani zorluklarından bir tanesi de bu, eskiden kolaydı. Kapalı devre bir mahalle vardı. Evet. Hepsi birbirine benziyordu. Genelde bunların mezhepsel, etnik, efendim yeme, içme, giyinme bütün bakımlardan birbirine benzeyen bir topluluğu vardı. Dolayısıyla yani benim çocuğum benim evime çıkıp komşuma gittiği zaman da benden çok çok farklı bir şey. Yanlış bir şey öğrenmeyecekti yani. Aynen, ama bugün öyle değil ki. Bir binada sosyoekonomik olarak, dinsel olarak, cinsel olarak, etnik kimlik olarak, dünyaya bakış olarak birbirinden çok farklı kategoriler söz konusu. New York'ta binamızda olabiliyor. Aynen. Zaten hiç onu söylemeye gerek bile yok. O çocuğun sizinle konuşurken bile, yani sizinle konuşurken bile aslında muhatap olduğu dünya, ki biz buna sanal dünya diyoruz, sosyal medya aracılığıyla.
çok farklı bir dünya. Yani sizin bırakın o gerçek dünyayı bile kontrol edebilme şansınız yokken, dolayısıyla bu anlamıyla gerçekten modern zamanlarda çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu, bitiriyorum, aynı oranda da beklenti çok yüksek. Evet. Yani beklenti bu defa çok, yani beklenti niye çok yüksek? Modern zamanların çocuk algısını da belki biraz sosyolojik olarak değinmemiz lazım. Yani Mehmet Hocam biraz önce güzel bahsetti. Yani mesela şey tartışılır aslında, her birimiz ya çocuklarımızın gerçekten çok mutlu olması için mi bunları yapıyoruz? Hı. Yok, aslında modern zamanları çoğunda olduğu gibi eşlerimizle ve çocuklarımızla aslında bizim sosyal statümüzün, varlığımızın bir simgesi olarak, bir statü belirtisi olduğunu hissettiğimiz için mi? Daha doğrusu statümüze uygun çocuklar mı yetiştirmek istiyoruz? Dolayısıyla hepimiz çocuklarımızın sözelliğiyse avukat, sayısalçıysa efendim, evet, doktor olmasını istiyoruz. İşte efendim köyde ise çok erkek çocuğumuzun olmasını isteriz. Çünkü sopadır. İşte hı, mümkünse boylu poslu olsun ki yarın bir gün yani bir bizim için bir caydırıcı unsuru olsun vesaire. Emek yoğun bir toplumdaysanız sizin için iş gücü demektir. Yani dediğim gibi bu çocuk yetiştirme falan yani çok boyutlu. Ve titiz bir konu. Efendim? Titiz bir konu değil mi hocam? Tabii ki. Çok titiz bir konu. Ya öyle yani, hocam da söyledi. Yani bütün insanların aslında yani nihayetinde insanlığın eğitilmesinden farklı bir şey değil. Ama bu konu çocuk olunca çok daha hassas oluyor. Evet. Sonradan bir de şeyler de etkilendi. Bilimsel olarak fark ettik ki mesela çocuğun psikolojik durumunu dikkate almanız gerekiyor. Hazır bulunmuşluğunu dikkate almanız gerekiyor vesaire vesaire. Bütün bunlar katlanınca modern insanın insan yetiştirme ne diyelim serüveni daha çetrefilleşiyor. Daha efendim korkulan da, yani ben çocuğumu istediğim gibi yetiştiremeyeceğim korkusunu da beraberinde getiren bir süreç halini alıyor. Yani aslında bugün bilimsel çalışmalar, rehberlik çalışmaları, rehberlikle ilgili uygulanan envanterler, evet, çocukları tanımak için çok ciddi bilimsel veriler veriyorlar. Evet. Birçok okul bunları uyguluyor. Yani mesela Hollanda'nın meslek envanteri var. 10. sınıftan 11. sınıfa geçen çocuklar için uygulayacağınız çeşitli testler var. Bu testlerle çocuğun neye eğilimi var, neden hoşlanıyor, neden, hangi alanda başarılı olabilir, kendi kabiliyetine yatkın olan beceriler hangileridir, büyük oranda tespit edebiliyorsunuz. Yine bütün okulların, öğretmenlerin, eğitimcilerin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi ortaya çıkan resimle velinin beklentisini örtüştürmek. Evet. Yani evet, veliye diyorsunuz ki ya sizin çocuğunuz sanata meraklı, sanatla ilgili böyle yeteneği var, bu anlamda ciddi anlamda mesafe kat edebilir. Evet. Ya da fen bilimlerine meraklıdır, ya da makinaya meraklıdır. Veli diyor ki ya yok, ben çocuğumun şu bölümü okumasını istiyorum, evet, şuraya gitmesini istiyorum. Dolayısıyla da çok büyük oranda öğrencinin ya da eğitim kurumunun talebinden çok velinin beklentisiyle yol şekillenmiş oluyor. Bunun sonucunda da bizim bu kararı, veli olarak bu kararı almamızdaki sebep çocuğumuzun gelecekteki mutluluğuydu. Onlara rağmen aldığımız bu kararlar onların mutsuzluğuna vesile olmaya başlıyor bu sefer. Hı. Yani burada velilerin istekleri, beklentileri bir tarafa bırakılmalı. Böyle bir şey değil. Yani o dengeyi korumak kıvam lazım mutlaka. Yani orada Mehmet hocam dediğin gibi, yani sözünüzü hani karşılıklı olsun diye. Şimdi hani mesela modern zamanlarda genelde gelenekselci bir zeminden hareket ediyorsanız genelde böyle eleştirel bakarsınız. Doğrudur. Yani modern zamanlarda çocuk yetiştirme çok daha zorlar. Ama her dönemin size sağladığı faydaları da var. Şimdi mesela Mehmet hocam söyleyince aklıma geldi. Mesela benim de, biz tam böyle ara kuşaklarız. Yani modern dönemi de yaşadık eğitimde. Şimdi eskiden, şu anda ben yakinen de biliyorum. Çünkü ben de çocuk yetiştirdim. Hocamın bahsettiği süreçler bizim zamanımızda yaşanmıyordu ki. Evet. Okulda rehberlik yoktu. Bile. Evet. Tabii. Yani hiçbir okulda rehberlik yoktu. Sizin hangi efendim tarafa eğilimli olduğunuzu ölçen, hatta bunun gerekli olduğuna inanan bir anlayış bile yok. Evet.
filanın çocuğu avukat olmuş ve siz de olacaksınız. Bitti bu kadar. Filanın çocuğu okula gidiyor, siz de gideceksiniz. O kadar basitti. Ama giderek, şimdi zaten o modern zamanlarda çocuğu daha merkeze alan bir yere doğru da geldik hocam. O da başka bir sıkıntıya bu sefer sebebiyet veriyor. Aynen. Yani hocam, çocuğa, özür dilerim, çocuğa ya tapar bir orta sınıf. Evet. Yani. Efendim inşallah bir ara vereceğiz. Akabinde anne babanın çocuk yetiştirme üzerindeki rolleri, etkileri, evet, tutumları ne zaman aynen başlar? Hı-hı. İnşallah hocamla ve değerli hocamla bunu muhabbet eşliğinde ceza ve mükafat konularını evet ele alacağız. Önemli konulardan biri tabii. Evet. Çünkü ailelerin en çok problem yaşadığı hususlardan bir tanesi. Yani etrafımda da çok var. Hocam diyor sosyal medyadan, sosyal sanal ortamda diyor video açmayınca çocuğuma yemek yediremiyorum. 6 yaşına geldi, hala da bu alışkanlığı devam ediyor. Evet. Daha farklısı her gün akşam elimde bir şey getirmezsem eve. Eve gidemiyorum. Evet. Bir efendim şey var mesela, annemiz beni ödülle cezalandırma. Güzel bir şey aslında. Evet. İnşallah bunları konuşacağız. Bir tamam, kısa bir ara verelim. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir araya gidiyoruz efendim. Akabinde inşallah değerli konuklarımızla iftar vakti programımızda çocuk ehemmiyeti, yetiştirmenin ehemmiyetini yine konuşacağız, devam edeceğiz efendim. Hayırlı akşamlar efendim tekrardan. Böyle nezih bir ortamda Çamlıca'dan, Çamlıca Koleji'nden, Şanlıurfa'dan sizlerin hanelerine misafir oluyoruz inşallah. Değerli konuklarımızla birlikte çocuk yetiştirmenin ehemmiyetini, önemini konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz efendim. Kıymetli hocamda kalmıştık programa ara vermeden önce. Efendim kıymetli hocam, anne babanın çocuk yetiştirme tutumları ne zaman başlar? Anne babalarımızın akıllarında soru işareti bunlar efendim. Sizler açıklarsanız buyurun. Yani zaman olarak dediğim gibi çocuğun hatta anne karnındayken eğitiminin başladığını artık bize söylüyorlar. Yani artık uzmanlar, aslında bizim geleneksel şeyde de var hocam. Yani annenin bu anlamda hamileyken yetiştiği ortam çocuğun sonradan kişiliğinin yapısının belirlenmesine etkiliymiş. Bunu modern tıp daha da efendim açık hale getirdi. Dolayısıyla yani anne karnındayken başlayan bir süreç, ama bizim burada kastettiğimiz yani hani çünkü belki reklamlardan önce de söyledim, bilim de böyle bir şey yani. Geçici kesinlik dediğimiz o ya. Evet. Sürekli kendini yenileyen, sürekli yapılan çalışmalarla diğer çalışmaları takviye eden yeni çalışmalar çıkıyor. İşte son, şimdilik son çalışmalara göre çocuğun şahsiyetinin 6 yaşa kadar, yani okul öncesi bir dönem kadar, hocam daha iyi bilir muhtemelen, şekillendiği yönünde çok yayın var. Ama biz şunu biliyoruz, yani çocuğun aslında eğitim, bu hepimiz için böyle, sürekli devam eden bir süreçtir. Ama en önemli kısmı okul öncesi olduğunu uzmanlar söylüyor. Evet. Yani bu anlamda, değil mi hocam, ben herhalde bu süreç çok önemli. Şimdi bununla ilgili de yapılmış bilimsel araştırmalar evet var. Evet. Bir grup çocuk bir odada bulundurulmuşlar. Sonra bu çocuklara demişler ki şu şekeri size veriyorum. Siz şu kadar vakit bu şekeri, şu 20 dakika bu şekeri yemezseniz ben size bir şeker daha vereceğim. Bir kısım çocuğun ilgili kişi dışarı çıktıktan sonra şekerini yediği görülmüş. Bir kısım çocuğun o süreyi beklediği görülmüş. Süre bittikten sonra ikinci şekerini alıp ikisini birlikte yemiş. Şimdi niye birileri erkenliyor, birileri geçiyor? Niye birileri bekliyor, birileri beklemiyor? Uzun zaman boyunca kişinin başarısı IQ seviyesiyle orantılıydı. Yani bir kişi eğer zeki ise başarılı olacak. Ama çalışmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yani daha doğrusu bunun tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Peki o zaman başarıyı belirleyen, tatmini belirleyen, mutluluğu belirleyen diğer etmenler nelerdir? Şevket Bey'in bahsettiği gibi bu ta anne karnında başlayan bir süreçtir. Bu belki başlangıçta bile insan abartılı gelebiliyor. Ama anne karnındaki bir bebek annesinin üzüntüsünü, sevincini, kaygısını hissedebiliyor.
annenin ruh halini hissedebiliyor. Kıymetli hocam, bir husus var. Anne çocuğuna hamileyken efendim Hicaz Taksim dinletiyor. Gece uyumadan önce. Bu tam Ruhi Cemil Bey'in Hicaz Taksimlerini dinletiyor. Bunu bir 5 aylık bir zaman diliminde sürekli dinletiyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra o Hicaz Taksim'i duyduğunda, kıymetli hocam, çocuk uykuya geçiyor artık. Evet. Öyle. Ya şimdi zaten şu açıdan öyle, mesela hani diyelim ki genelde böyle diyelim ki huzursuz olan bebeklerin uyutulmasında veya diyelim ki huzura kavuşturulmasında belli bir ritim kullanılır değil mi? Evet. Evet. Mesela anne, ni, ne, ni, a, 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 a falan. Şimdi veya diyelim ki mesela bazı seslerle falan şey yaparlar. Aslında çocuğun o ses çocuğa nereden tanıdık geliyor? Anne karnındaki kalp atışını benzettiği söylenir. Yani sevgili hocam, yani bu anne babanın dışarıda bilinçli olarak çocuğum işte Hicaz dinlesin diye dinlettikleriyle birlikte doğal süreç içerisinde de etkileniyor eğitimli doğru. Şimdi şöyle ki, şimdi mesela anne hamile, çocuğa hamile annelerin beslenme tarzı çocuğun zekasını efendim evet, bir şekilde genetiğini etkilemeyecek mi? Etkileyecek. Peki bu eğitimini etkilemeyecek mi? Etkileyecek. Dolayısıyla çok girift, çok boyutlu, çok efendim faktörlü bir konu. Evet. Yani ve bu demin hocamın da söylediği gibi doğumun da içerisinde olduğu ve onun öncesinde aslında nihayetinde çocuk doğdu. Çocuğu yetiştirecek olan anne, bakın o da bir geçmiş. Dolayısıyla sürekli devam eden ve edecek olan bir süreç. Çocuk orada işte hangi dönemlerde bize şey. Yani tabii bu çocuk söz konusu olunca, şimdi mesela ben buna da katılmıyorum. Ne demek? İşte 6 yaşına kadar çocuğa verdiniz, vermediniz, bitti. O da doğru değil. Evet. Çünkü insan ömrünün sonuna kadar, işte yani bu demin o çerçeveyi çizmek adına belki o ilkeyi koydum. Yani bu biz su değil yani, böyle bütün sular kaynattınız ve kaynayacak, öyle bir şey yok. Çocuk yani öyle değil. Duyguları olanlardır. Demin herhalde birinci bölümde bahsettim de. Yani diyelim ki muhtemelen de öyle olacak, etkilidir. Ama bu sürekli böyle anne karnında sanat müziği dinleyen çocuğun doğduktan sonra sanat müziğine merak olacağı anlamına gelmez. Öyle olsa herkes durur otomatik olarak. Evet. Sanat müziği dinler, işte efendim muz yedirir, atıyorum elma yedirir ve çocuğun hop işte efendim makineye malzemeyi koyduk kırmızı renkte, işte kırmızı, öyle olmuyor. Evet. Bu insan da böyle değil. Şimdi sonraki süreçte de biz anne babalardan, velilerimizden, kendi çocuklarımızdan şunu biliyoruz, görüyoruz. Aynı çocuğumuz farklı ortamlarda farklı davranışlar sergileyebiliyor. Evet. Mesela çocuk annesiyle yalnızken kızmadığı, tepki göstermediği bir şeyi misafirin yanında tepki gösterebiliyor. Ya da annesinin yanında, evde, ev bireyleri arasındaki talebi farklıyken misafirin yanında ya da çarşıda, pazarda talebi farklı bir şekilde olabiliyor. Bunun farklı olmasının sebebi nedir? Bizlerin ebeveynler olarak farklı ortamlarda farklı davranışlar sergilememizden kaynaklı. Yani çocuk şunu düşünüyor, ben şurada şunu yaparsam ebeveyn şöyle bir tepki gösteriyor, şurada şunu yaparsam böyle bir tepki gösteriyor. Burada tutarlı bir davranışın çocuk üzerinde sağlıklı gelişiminde çok tutarlı, doğru bir davranışın ciddi anlamda etkisi var. Babanın çocukla ilişkisinde ayrı bir tutum var. Annenin çocukla ilişkisinde ayrı bir tutum var. Dede, nene, onların ayrı bir tutumu var. Yani bakıyorsunuz çocuk üç kişiye farklı bir davranış sergilemeye başlıyor. Yani çocuk gerçekten hepimizin ürünü, toplumun ürünü, ailenin ürünü, okulun ürünü. Evet hocam, yani şöyle bir şey de var, yani demin söylediklerimiz devamla. Yani varsayalım ki, sizin dediğiniz gibi anne, baba sürekli ve tutarlı bir davranış o yüklemiş de olsa, yine çocuğun o kendisine yüklenen davranışlara istenilen yerde uygun davranacağı kesinliği yoktur. Evet. Neden bunu söylüyorum? Demin söylediğim gibi yani nihayetinde siz diyelim ki şimdi biz makine kuruyoruz değil mi? Diyoruz ki bakın cep telefonlarımız var, saat kuruyoruz. Diyoruz ki saat 7'ye gelince
efendim alarm çal. Veya kırmızı rengi görünce öt. Bundan farklı davranma şeyi var mı bunun? Kırmızıyı görünce öter. Evet. Veya saat 7 ama insan bak oğlum misafirin yanında böyle yapma desen. Desen sen ne kadar de. Bazen aslında o onun doğru olduğunu bildiği halde seni cezalandırmak için de yapabilir hocam. Niye? Çünkü değer yüklü bir şeyiz. Yani değer yüklüyüz. Duygularımız var. Ve hangi duygularımızı, hangi zamanda, hangi sebepten dolayı öne çıkacak kestiremeyebiliriz. Evet. Yani mesela diyelim ki ben her seferinde bu tahtaya vurduğum zaman çıkaracağı ses bellidir. Ama siz her insana vurduğunuz zaman hangi sesi çıkaramayacağını bilemeyebilirsiniz. Evet. O anlamda yani eğitimciler de, şimdi bu çünkü şeyle önemli, bunu yani bu bunun hangi bağlamda tartışıyoruz? Şey açısından, demin hocamın sözleri arasında da vardı. Biz mekanik bir süreç olarak görüyoruz. İşte bütün çocuklar doğa bilimlerindeki bir nesne gibidir. İşte şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur gibi olmuyor. Evet. Yani bu sonuçları insan bilimlerinde ve malzemesi insan olan, konusu insan olan ve değer yüklü sinir ve şeyden olur. Aynı sonucu söylemeyebilir. Bunun için önemli peki? Bunu bilmek niçin bize ne kadar? Her insan bir dünyadır. Onu bilmemiz gerekiyor. Her insan bir evrendir. Ha bu tabii hocam o zaman biz boşluğa kürek sallamış oluruz. Doğrudur o da var. Bakın öyle. Hani o meşhur şey var ya. Şimdi hoca Nasrettin Hoca'ya bu atfedilir ya. İşte iki tane karşısına suçlu gelmiş. Ali gelmiş demiş ki böyle. Ali'yi dinlerken demiş ki haklısın. Sonra Veli gelmiş. Veli'ye demiş ki sen de haklısın. Bunu gören hanım demiş ki bu nasıl bir şey? Yani sen Ali'yi de gördün. Ali'ye de haklı dedin. Veli'yi dinledin. Veli de haklı. Sen de haklısın diyor. Yani bu nedir? Yani gerçekten bu çok boyutlu bakışı dikkate alabilme anlamındadır. Yani mesela efendim insanın tutumlarının yetişmesinde, bireyin çocuğun yetişmesinde biyoloji etkili diyenler var. Haklısın. Sen de haklısın. Yok efendim çevre çok daha etkilidir diyenler var. Sen de haklısın. Hı. Efendim ikisi de etkilidir. Sen de haklısın. Hı. Çünkü doğrudur. Yani çevre de etkilidir, birey de etkilidir, şu da etkilidir. İşte sizin hangi bağlamda neyi İşte konuştuğunuza bağlı olarak o önem kazanıyor. Kusura bakmayın sözü kestim. Yani hani suyun kaynama derecesi bellidir. Evet. Eş tabiatı bellidir. Fakat bakıyorsunuz ki işte atmosfer basıncı altında bir atmosfer basınç altında farklı orada bir şey yapıyor. Orada dediğin gibi kesinlikle yok. Deniz yani. Seviyesinde aynen. Yok şu kadar rakımda farklılık seyredebiliyor. Farklı yani. Davranılabiliyor. Evet. Bu anlamıyla bu çok boyutlu bir olay. Ama buradan şöyle bir sonuca da varmamak lazım. Yani madem ki bu kadar çok etken var, madem ki işte şöyle olursa şöyle olursa buna rağmen şöyle olur, o zaman bizim yapabileceğimiz bir aynen. şey yok. Orada, evet. Buradan o sonuca da varmamak gerekiyor. Çocuğun sağlıklı bir şekilde yetişmesi için mutlaka anne babanın sorumlulukları evet. var. Anne baba bu sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Çok doğru. Ve bu çocuğun geleceğiyle ilgili ciddi anlamda bu sorumluluklar da kıymetli hocam. Mükafat ve ceza nerede? Şimdi onlar sorumluluk olarak algılayabilir mi aile fertleri? Şimdi tabiatta bir denge var. Siz bu dengeyle oynadığınız zaman her şeyde ikliminde, işte bir üründe, bir çimenin sulanmasında bu dengeye siz müdahale ettiğiniz zaman anormal sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Çocuk da böyledir. Çocuk yeri geldiğinde sizin sevginizi böyle sonuna dek hissedebilmelidir. Burada ailenin ya da okulun, öğretmenin kendisi için sonsuz bir sevgiye sahip olduğunu bir önce bilmelidir. Bununla beraber dikkatli davranmak zorunda olduğunun da farkında olmalıdır. Yükümlülüklerinin, sorumluluklarının, ödevlerinin de farkında olmalıdır. Attığı her adımın bir sonucunun olduğunun da farkında olmalıdır. Yani bu yönüyle işte ödül iyi değil, ödül vermemek lazım. Ceza işte yok. Bizim muamelemiz, bizim davranışımız
ortalama bir davranış üzerinde seyretmeli. Ve biz ebeveynler olarak çocuğumuza yaklaşımımızda çok aşırı bir merhamete bazen sahip olabiliyoruz. Aman çocuğumuz yürümesin, aman çocuğumuz düşmesin, aman çocuğumuz üzülmesin, aman canı yanmasın. Ve biz bunu sevgimizden yapıyoruz, merhametimizden yapıyoruz, onunla ilgili kaygılarımızdan yapıyoruz. Ben buna sürekli kelebeği örnek veririm bu davranışta. Kelebek kozasından çıkarken çok büyük bir enerji harcıyor. Çok zorlanarak çıkıyor. Birisi de bunu izliyor. Bakıyor ki kelebek o kozayı yırtamıyor, dışarı çıkamıyor. Birini izliyor. Diğerinde diyor ki ya ben buna yardımcı olayım diyor. Böyle kozaya hafif bir çizik atıyor. Kelebek çok daha az enerjiyle o kozadan çıkıyor. Fakat o kelebek diğer kelebeğe göre uçamıyor. Çok daha kısa mesafede uçabiliyor. Ömrü daha kısa oluyor. Çünkü onun kozadan çıkmak için kanatlarına yüklenmesi, onu yırtmak için harcadığı enerji onun kanatlarını geliştiriyor. Yine benim böyle çok sevdiğim, bazen velilerime de izlettiğim bir video var. Bir anne, engelli bir çocuğu var. Çocuğun hem ayakları yok hem kolları aynı şekilde. Kardeşiyle beraber parka getiriyor. Kardeşi merdivenlerden çıkıyor, kaydıraktan aşağıya doğru kayıyor. Diğer çocuğu ne yaparız? Ebeveyn olarak kucağımıza alırız, yukarıya çıkarırız, kaydırırız. Anne öyle yapmıyor. Çocuğunu yüreklendiriyor. Hadi diyor, sen çıkabilirsin, yapabilirsin diyor. Çocuk merdiven basamağını yüzüyle, yüzünü kendisine, omuzunu kendine destek yaparak. O süreçte kardeşi onun üzerinde iki tur, üç tur kayıyor. Ama anne ısrarla çocuğunun o merdivenin tek başına çıkmasını şey yapıyor, bekliyor. Şimdi buna dışarıdan baktığınız zaman ya ne merhametsiz bir anne dersiniz. Bu çocuğa bu zulüm yapılır mı? Bu kadar eziyet edilir mi? Ama aslında bu annenin çocuğuna gösterdiği en büyük merhamettir. Evet. Onu hayata karşı hazırlıyor. Hayat fanus bir cam içerisinde değil. Yani biz çocuğumuza kendimiz öyle bir imkan sunabiliriz. Yarın biz olmayabiliriz. Biz bulunmayabiliriz ve dışarısı öyle bir hayat değildir. Evet. Dolayısıyla bunun sınırını iyi ayarlamak gerekiyor. Aile tarafından böyle aşırı derecede şımartılmış, hayatın, yaşamın, evin merkezine konulmuş bir birey her ortamda bunu bekliyor. Okula geliyor, sınıfında öğretmenin en fazla kendisiyle ilgilenmesini istiyor. Oyun oynuyor, arkadaşının en fazla kendisiyle ilgilenmesini istiyor. Futbol oynuyor, herkesin kendisine pas atmasını bekliyor. Çünkü bu şekilde büyüdü. Ben merkez. Ben merkezde. Bunu bir tarafa bırakmak lazım. Bundan vazgeçmek lazım. Bu gerçekten bizim çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük haksızlıklardan birisidir. Bunun tersi yaklaşıma bu sefer dönüyorsunuz. Çok katı, çok otoriter ve gerçekten çocuğun söz almaya korktuğu, kendisini ifade etmeye korktuğu, çekindiği bir aile ortamına geliyorsunuz. Aynı şeyi yaşıyorsunuz. Evet. Bu anlamda Şevket Bey'in işte çocuğun ebeveyniyle arkadaş olmasındaki ilkeyi buraya da uyarlıyoruz. Çocuğumuza sevgimizi de göstereceğiz. Yanlış yaptığı zaman uyarımızı da yapacağız. Hatalı olduğu zaman talep ettiği şey haksız bir talep ise bu talebini kesinlikle karşılayamayacağımızı da farkına varmalı. Evet. Ki her şeyin, her davranışımızın bir karşılığının olduğunu, güzelin, iyiliğin, yanlışın, doğrunun, siyahın, beyazın, benim çabalarımın, benim emeğimin bir sonucu olduğunun farkına varayım. Burada biz 0-6 yaş arasına böyle çok değindik programımız boyunca. Evet. Hocam her şey bu 0-6 yaş arasında belirleniyorsa, şekilleniyorsa peki diğer kurumlar ne yapıyorlar? Aynen. Diğer kurumlar bu süreçte yapılan yanlışlara ya da yapılan doğrulara bir şekilde rehberlik yaparak, bir şekilde sonraki sürece daha da geliştirerek hazırlamak yükümlülüğündedirler. Biz her birimiz... Binanın temeli gibi düşünün. Binanın temeli gibi. Bina temeli bir şekilde oturdu. Siz daha çatısı olmadan, daha duvar tamamıyla bitmeden, bir yere gelmeden ona müdahale edebilme şansına sahipsiniz. Aynen. Binanın temelini diken kişi inşaattan anlamayan biri olabilirdi. Evet. Sonrasında bu mühendislere teslim edildi. Mühendisler bu temelle ilgili ya da duvarın örülmesiyle ilgili varsa yanlışlar buna müdahil olmalı. Evet. Ebeveyne de bununla ilgili rehberlik yapılmalı.
rehberlik faaliyetlerinden bahsettik mesela. Şevket Bey bahsetti, daha önce böyle bir şey yoktu. Mesela okulda rehberlik faaliyeti sadece öğrenciye yönelik yapılan bir faaliyet gibi çoğu zaman algılanıyor. Öyle değil. Bir okulun rehberlik servisi... Bir de yani sorunlu bir çocuğa yönelik bir şey. Sadece sorunlu bir çocuğa, aynen. Halbuki rehberlik servisi öğrenciye rehberlik etmekle yükümlüdür, öğretmene rehberlik etmekle yükümlüdür, aileye rehberlik etmekle yükümlüdür. Nihayetinde bunun bilimini okumuş, bununla ilgili ciddi anlamda formasyon almış bireylerden oluşuyor rehberlik servisleri. Biz de ebeveynler olarak çaresiz kalabiliriz. Karşılaştığımız bir durumla ya ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Bu anlamda hepimiz çocuğumuzla ilgili, öğrencimizle ilgili yaşadığımız bu kaygıları el birliğiyle çözmenin arayışı içerisinde olmalıyız. Şöyle bir de yani Mehmet Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim Bekir Hocam. Yani demin konumuz daha çok böyle hakikaten de işte. Ama Mehmet Hocam'ın dediği yani bu eğitim kurumları dediğimiz eğitimde bu kadar yapılmış çalışmalar da neyi bize gösteriyor? Şunu gösteriyor. Demek ki yani tamam %100 ve bütün çocuklarda o sudaki gibi bir sonucu vermemekle birlikte ama genelde böyle davranıldığı zaman da sonuçlara benzer olarak çıktığı ortada bir vasat da var. Hı hı. Ve biz ona uğraşıyoruz. Onu demek istiyor. Zaten biz bunu sevgili seyircilerimize söyleyelim. O zaman ben ne yapayım? Çocuğum değil. Tabii. Vereceğiniz eğitim, beslenmesi, çevresi son derece etkili. Bakın şu anda çok nezih bir ortamdayım. Arada da söyledim. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Çamlıca'nın şu anda şeyindeyiz. İnanın burada olmak ve yeşile bakmak bile ruhumuzu etki. Biz 20, böyle bir 22-23 günün ayrı bir günü oldu değil mi? Aynen çok evet. Güzel oldu. Ben sizinle daha önce kapalı ortamda da yaptım. Evet. Değil mi? Evet. Mesela orada gürültü, işte suni böyle bir havalandırması ama burada çok doğal. İnsanın fıtratına en yakın böyle çime gibi bir yerdeyiz. Evet. Gerçekten çok güzel bir ortam. İkincisi de bu insanın farklı olması yine Mehmet Hocam'ın devralarak söyleyelim. İnsana şu umudu da veriyor. İnsan sürekli kendisini değiştirebilen son ana kadar, ömrü son ana kadar kendini geliştirebilen bir varlıktır. Ve her zaman değişebilme, olumlu yönde tekamül etme imkanı, kabiliyeti vardır. Ve zaten kendisinden beklenen de budur. Yani şeye gelirsek yine her zaman zaten bizim üstünde durduğumuz dinimizde, geleneğimizde aslında tam ehsen-i takvim değil. En güzel kıvam. Yani ifrat değil, tefrit değil. Evet. Bugün modern eğitim literatürünün de geldiği yer, aslında geleneksel eğitimin de söylediği budur. Yani nedir? Şimdi bu sosyolojik olarak zamana göre, topluma göre çok fark ediyor. İşte mesela diyelim ki kırsal bir yerdeyseniz çocuğunuzu daha sert ortamlara, hem doğasına hem de toplumsal ilişkiler daha sert olduğu için sert. İşte diyelim ki metropoldeyseniz daha böyle oturup ilişkileşiyoruz. Burada eğitimciler yani nasıl davranırsak sizin sorunuza cevap olarak nasıl davranırsak nasıl çocuk çıkar? Evet. Türünden böyle bir yaklaşımlarla Mehmet Hocam çok güzel izah etti. Yani burada 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani birbirinden böyle olumludan olumsuza, sertten yumuşağa, efendim siyahtan beyaza doğru böyle aşırı uçlar ve ortalara doğru gelen bazı yaklaşımlar var. Bunların olumlu anlamda ucu yetkin dediğimiz yani nedir? Olumlu da olumsuz her iki alanda yetkin olan, ikisini görebilen ve davranabilen tipler. Bu türde çocukların aslında yani hem olumlu hem de olumsuz, zor ve kolay şartlara göre daha rahat kolay adapte olabildiklerini gösterir. Öteki tarafta bunun aşırı ucunda ne var? Bu defa çocuğun her dediğine evet diye. Evet. Yani her dediğine ona ne diyoruz mesela? İzin verici. Her dediğine evet diyen genelde bir tutuma sahip anne babaların da arkadaşlar daha çok böyle tamam kendisine belki özgüvenli tırnak içerisinde hatta terbiyesizliğe varan bir ele geçirilmiş bir aynen bir o özgüveni artık aşıp terbiyesizliğe varan bir özgüveni evet. Oluyor ama diyelim ki bu defa ilgisiz yani toplumda çevresinde olup biten toplumsal dünyadaki olaylara toplumsal bireyler yetişiyor sorumluluk alamayan bireyler yetişiyor dolayısıyla yani buradan böyle şeylere doğru gelen yani ebeveynin
bireyi o eğitim sürecine kattığı, ne düzeyde kattığıyla ilişkili olarak çıktılara etki eden tutum. Yani biz bunu görüyoruz. Mehmet Hocam. Yani en son mesela benim jürisinde bulunduğum bir yüksek lisans tezi vardı. Orada şunu inceliyor. Mesela diyelim ki yani belki onlarca tezi böyle yani makaleyi okumanın da ötesinde tezi de görmüşüz. Gitmişler mesela okulda diyelim ki karşı cinse ilişki, hayvanlara yaklaşım, doğaya yaklaşım, öğretmenlere yaklaşım ile anne baba tutumları ilişkisini araştırmışlar. Yani evet. Şey yapmışlar. Diyelim ki mesela karşı cinse ilişki veya cinsel yönelimleri, en son inceledi tez oydu, cinsel yönelimlere, doğaya, çevreye, hayvanlara çocukların davranış biçimleriyle nasıl bir ortamda yetiştirdiklerini incelemiş. Sorular soruyorum mesela. Hani nasıl bir ailede yetiştirdiniz? İşte ailenin geliri, babanın eğitim düzeyi vesaire filan. Bunların yani böyle olumludan olumsuza doğru biri bir arasında yani korelasyon olduğunu gösteriyor. Ne demek mesela bu? Diyelim ki mesela eğitimli insanların yani anne babası eğitim seviyesi yükseldikçe doğaya, sanata, ötekini anlamaya, bakın empati dediğimiz ötekiyle birlikte yaşama katsayısının daha arttığını görüyoruz. Tölere etme sayısının katsayısının daha arttığını görüyoruz. Bu hakeza sosyoekonomik yükseldikçe neden mesela biz oradan bu nasıl oluyor? Yani fakir değil, öyle değil. Yani göstermiştir yani sosyoekonomik şeyle ilişki var. En basit örneğini verelim. Şimdi sosyoekonomik seviye tabii o çok düştükçe anne babanın strese girme ve dolayısıyla bu stresi çocuklara yansıtma katsayısı da artıyor. Örnek mesela. Çocukların belki dilediklerini yerine getirme, nezih ortamlara gönderme şeyi daha artıyor vesaire. Yani dolayısıyla belki yani sözü daha fazla uzatmamak anlamında, tekrar etmek anlamında. Yani yaşadığınız yer, içinde büyüdüğünüz aile, o ailenin ekonomik durumu, anne babanın, işte bu her birisi ayrı bir şey. Evet. Yani mesela çocuk daha çok annemi etkiliyor, babamı etkiliyor. Yapılmış çalışmalar var. Burada belki yani sona doğru geldiğim için söylüyorum. Annelere çok önemli işlevler düşüyor. Çünkü yapılmış birçok çalışmada, Mehmet Hocam bilmiyorum katılır mısınız? Siz daha çok çocuklarla haşır neşirsiniz. Çocukların anneyle daha iletişim, hele doğuya doğru geldikçe daha otoriter, daha soğuk, resmi bir ilişki süreci sergilen babalardan daha ziyade annelere yakın. Aslında bu fıtratta da öyle değil mi? Köprü. Tek çıplak halini görebilen annedir yani. Babaya bir şey söylenecekse anne kanalıyla. Yani o yüzden anneler çok önemli eğitiminde. Dolayısıyla özür dilerim çünkü kapatacağım hocam. Annelerin eğitimli olması, annelerin bilinçli olması bu anlamda çok önemli. Neden? Çağımız açısından çok önemli Mehmet Hocam. Şimdi çevremizde çocuğu sarmalayan korkunç bir sanal dünya var. Şimdi burada nasıl davranacağını bilmeyen bir anne baba ki yani bunu artık siz yok sayamıyorsanız dolayısıyla çocuklarınızı bundan nasıl koruyacağınızı da bilemeyebilirsiniz. Evet. Bu anlamda dediğim gibi ebeveynlere çok büyük iş düşüyor. Yani böyle toparlayacak olursak belki böyle haddim olmayarak yani zamanımız daralıyor. Siz mesela ödülle ilgili bahsettiniz. Şimdi yaygın olarak böyle sürekli kullandığımız bildiğimiz nedir? Ya çocuğun olumlu davranışlarını ödüllendirelim ki bu davranışlar süreklilik kazansın. Fark edildiğinin farkına varsın. Ama sonrasında sizin işte beni ödülle cezalandırmada bahsettiğiniz gibi siz her olumlu davranışı işte ödüllendirdiğiniz zaman bundan sonra çocuk artık olumlu davranış sergilemek her için ödül bekliyor. Bir de yani aynı ödülü kabul de etmiyor hocam. Aynı ödülü kabul etmiyor. Bir de ihtiyaçların karşılanması giderek artan artık ben bunu baba istemiyorum. Tabii. Başka bir şey istiyorum. Yani dolayısıyla mutlaka ödül de verilmeli. Kıvam. Ama mutlaka bir iyi, bir doğru bir davranış sergilemek bir ödül sonucuna bağlandığı zaman ödül yoksa davranış da yok, ödül yoksa doğru da yok noktasına bizi getirir. Bu anlamıyla o bahsettiğim dengeyi ödülde de, cezada da, bütün davranışlarda şey yapmak lazım, bir formatını belirlemek lazım. Hani demişler ya, aç bırakma arsız, değil mi? Yok, çok verme arsız, aç bırakma hırsız olur. Denge. Evet. Yani. Evet. Ya,
geleneksel kültürümüzde de dengeyi yakalamak lazım. Kıymetli hocam. Yani modern zamanlarda sizi tehdit eden çocuklar durumuna geldi. Tabii. Yani çocuk kendi eğitimini bu defa bakın. Senden aldığını sana verecek. Ebeveyn kendi hayalindeki çocuğu yetiştiriyorsa aslında tersi kendi hayalindeki ebeveyni çocuk yetiştiriyor. Evet. Ben sizin için okuyorum. Evet. Bakın o yüzden sizin için çok önemliyse sizi cezalandırırım ve genelde bunu yapıyor. İşte burada çok iyi anlayıp vaktimizin daraldığının sıkıştığında evet. Farkında. Bunlar çok önemli konular. Her birisi ayrı ayrı belki ayrıntılı. Mehmet hocam gibi böyle uzmanların önderliğinde ele alınması gereken konular. Eyvallah. Değerli hocam şeyler de var. Bir çocuğun yetişmesinde artık 4-6 yaş sürecinde sizin alanınız mı olur? Efendim oyun ve oyuncaklar, okul hayatı, bu alanda da bizi bilgilendirebilirsiniz. Buradaki aşamalar. Oyun eğitimdeki en önemli araçlardan birisidir. Yani siz çocuğu eğitirken onun fıtratını göz önünde bulundurmadan, onun ihtiyaçlarını, onun beklentilerini göz önünde bulundurmadan bir kurgu kurarsanız sizin kurduğunuz kurgu başarısız olmaya mahkumdur. Ben sohbet arasında da bahsettim. Bizim Çamlıca Koleji olarak bu alanı böyle bir kampüsü seçmemizin sebebi bunun çocuğun oyun ihtiyacından kaynaklanıyor. Çünkü birey, çocuk, insan fıtratı mesela siz birçok stüdyoda program yaptınız, iftar programları yaptınız. Stüdyoda yaptığınız programlarla açık havadaki programların iklimi çok farklı olur mutlaka. Performans. Performans şey mutlaka çok farklı olur. Aynı şekilde izleyici de stüdyodaki bir programı izlemesiyle açık alandaki bir programı izlemesi birbirinden çok çok farklıdır. Evet. Dolayısıyla da eğitimi kurgularken çocuğun oyun ihtiyacını da göz önünde bulundurarak onun bedensel faaliyetlerini, sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak bir kurgu kurmanız gerekiyor. Oyunu çocuğun zaman geçirme araçlarından biri olarak değil, eğitimin araçlarından biri olarak kurgulamak gerekiyor. Yani biz öğretmenlerimize de belirtiyoruz. Mutlaka oyun bizim eğitimimizin, derslerimizin bir parçasıdır. Geliştirecek. Yani. Fakat bu oyunla biz nereye varmak istiyoruz? Oynattığımız her oyunun bir amacı olmalı. Oynattığımız her oyunun eğitsel bir yönü olmalı. Oyun oynarken bazen iki takım olacak, takımlardan biri kaybedecek. Kaybetmeyi öğreteceğiz çocuklarımıza. Bu hayatta kaybedeceğiz. Bu hayatta sürekli kazanan olmamıştır. Evet. Dolayısıyla biz önümüzde bekleyen uzun süreçte bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız. Kaybettiğimiz zaman yıkılmadan tekrar ayağa kalkmayı öğreteceğiz. Kazanan takımımız olacak. Kazanan takımımıza seviyeli sevinmeyi öğreteceğiz. Karşıdaki takımla alay etmeden, onları üzmeden, onları kırmadan, onların incinen duygularını belki göz önünde bulundurarak sevinmeyi öğreteceğiz. Takımlaşmayı öğreteceğiz, yardımlaşmayı öğreteceğiz, incelemeyi öğreteceğiz, oynattığımız şimdi oyuna göre. Hocam, kampüste böyle yani doğal hem hayvanlar hem bitkiler falan da var. Bu da çok güzel yani bir şey. Yani biz, mesela bizim hayvanat bahçemiz var. Atlarımız var, tavuklarımız var, kazlarımız var. Ama suni değil, hem de ortam suni değil. Şimdi bu hayvanat bahçemiz duruyor. Bizim hayvanat bahçemizin işleyişiyle ilgili bir prosedürümüz var. Hayvanlarımıza bakan çalışanlarımız var. Belli periyotlarla ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de sınıf temsilcilerimiz var. Sınıf temsilcileriyle toplantılar yapıyoruz. Diyoruz ki her ayın işte son haftası sınıf temsilcileri toplantımız olacak. Öncesinde bildiriyoruz. İlgili idarecimiz sınıf temsilcilerinin gündeme alınmasını istedikleri konuları alıyorlar. Toplantıdan önce de bize sunuyorlar. Ben de öyle baktım son ilkokul toplantımızda. Çocukların taleplerinden bazıları şudur. Hayvanat bahçesinin içine girmek istiyoruz. Harika. Mesela biz yetişkin olarak çok bunu anlamayabiliyoruz. Yani çocuk işte kafesin içerisinde tavukları var, dışarıdan yemini alsın. Yok diyor çocuk, ben gidip onun yanına gideyim, onun yanına yaklaşayım, ona dokunayım. Tabii. Hani bu onun fıtri ihtiyacından kaynaklanıyor. Kesin. Merhameti de öğrenecek. Merhameti de öğreniyor gerçekten. Yani. Biz mesela yemekhaneden bazen bakıyoruz, çocuk yemekhaneden ekmeğini alıyor ya da yemeğini alıp gelip orada o hayvanla paylaşmayı düşünüyor. Bununla ilgili bu sağlıklı, dengeli gelişimin olması için ödülü de, oyunu da, cezayı da,
hepsini birlikte sağlıklı, mantıklı bir kurgu içerisinde ilerletmek gerekiyor. Çocukların, anne babanın da, öğretmenin de, okul idaresinin de adaletiyle ilgili kesinlikle bir şüphelerinin olmaması gerekiyor. Evet. Tutarlı davranışı ben böyle çok önemsiyorum, çokça ifade ediyorum. Evet. Yani öğrenci, öğretmenin şu davranış karşısında farklı farklı tavırlarını izah edemezsiniz öğrenciye. Eyvallah. Yok hocam ben geçen gün bunu yaptım bir şey demediniz. Bugün aynısını yapıyorum kızıyorsunuz. Evet, yani bu hocam, doğruysa şöyledir, yanlışsa şöyledir. Birkaç cümleyle toparlayalım efendim size zahmet. Geniş bir konu. Yani 23 konu. Nisan böyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın olduğu bir günde böyle biz sizi kampüsümüzde ağırlamaktan tekrar mutluluk duyduk. Şevket konu. Bey'in bahsettiği gibi bu asırlar boyunca konuşulmuş. Bundan sonra da konuşulacak bir konu. Evet. Burada işte annenin rolünden bahsetti. Her bir ebeveynin, her bir anne babanın, aynı şekilde her bir öğretmenin sürekli okuyarak anlamaya, evet, tanışmaya, sağlıklı rehberlik yapmaya dönük kendisini geliştirmeye ihtiyacı var. Ancak bu yönüyle gerçekten mutlu bireyler yetiştirebiliriz. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Efendim sizler son olarak son zaten 1-2 dakikamız hocam var. Çok güzel toparladı. Evet. Ben de hakikaten böyle güzel bir günde, böyle güzel bir ortamda bizi izleyen bütün seyircilerimize hayırlı iftarlar diliyorum. Eyvallah. Rabbim çocuklarına emek veren bütün insanlara, yani bunu formel okullara gönderen ve bütün emeklerini boşa gidip salih evlatlar eylesin. İnşallah. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bizler de birkaç kelimeyle inşallah programımızı kapatalım. Değerli çocuklar başta olmak üzere, evet, efendim bizi izleyen, bizleri hanelerimize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli çocuklar ve aileleri, anneleri, babaları. Efendim bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tekraren çocuk bayramınızı kutluyoruz efendim Edasa TV olarak sizlere. Ve kıymetli ailelerimize birkaç hocalarımın bizlerle ettiği konuştuğumuz muhabbet esnasında almış olduğum notlardan ötürü anne babalarımızın sözünü dinleyeceğiz kıymetli çocuklar. Onlarla birlikte birbirimizi karşılıklı muhabbet eşliğinde seveceğiz, sayacağız birbirimizi. Annemiz babamız bizi sevecek, biz onları seveceğiz. Ve muhabbet eşliğinde bir hayat süreceğiz inşallah. Daha sonrasında okul hayatımızda başarılı olmak için öğretmenlerimizi seveceğiz. Onların dedikleri, verdiği ödevleri, notları tutacağız. İnşallah onlar ne söyler ise bizler evde yapmak ile mükellef olacağız. Daha sonra hayatımızı şekillendirecek lise hayatımızda, üniversite hayatımızda fikirlerimiz oluşacak. İnşallah onları da kendi inisiyatifimizde değerlendireceğiz. Ve hayatta güzel bir birey olma yönünde inşallah Cenab-ı Hak'tan güzel dua eşliğinde bu duayı hep birlikte kendimize edeceğiz. Efendim bizleri hanelerinize misafir eylediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Edasa TV olarak hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Ayrıca Çamlıca Koleji'mizin değerli yönetim kurulu başkanına ve bu hazireyi bizlere mekan olarak açan değerli, evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz.